Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size kesirler konusunu anlatacağım. Öğretmenim, kesirler konusunu anlatacaksın da kağıdın boş diyebilirsiniz. Evet, boş bir kağıt aldım. Çünkü çizerek göstereceğim. Çeşitli alıştırmalar göstereceğim. Kesir ne demek? Bunu anlatacağım. Kesir çeşitlerini sizlere göstereceğim. Sayı doğrusuna nasıl gösteriyoruz? Birim kesirler. Bunları anlatacağım. Hemen başlıyorum. İlk önce kesir ne demek? Kesir bir bütünü ya da bir çokluğu eşit parçalara ayırmak, bölmek, kesmek demek aslında. Örneğin şöyle bir şekil yapayım. Ne diyelim? Buna bir pasta diyelim. Elimle çizeyim. Ve bu pastayı ben eşit şekilde kesiyorum. Şöyle ayırıyorum. Bir de yan taraftan şöyle ayırıyorum. Yani pastayı ben 8 eşit parçaya ayırdım. Şöyle bir kesir çizgisi çiziyorum ve alttaki paydaya 8 yazıyorum. Neden? Çünkü bir bütünü kaça ayırdığımı gösteriyorum. Payda bunu ifade ediyor. Üst kısma ise şöyle işte doğum günü olsun, pasta olsun bu. Misafirler geldi. Bu nokta nokta yaptığım kısımları misafirlere ikram ettik. Ve böylece 5 parçasını yedik. 3 parça kaldı. Şimdi bakın onu da üste yazdım. Buna pay diyoruz. Buna payda diyoruz. Birazdan isim neyse şimdi yazayım olmazsa. Pay. Bu da payda. Aradaki çizgiye de kesir çizgisi diyoruz. Zaten bunu 3. sınıfta da biliyorsunuz. Kesir çizgisi. Ve 5 parça yediğimizi gösteriyor. Ve okurken de 8'de 5 diye okuyoruz. Ya da hatta onu da yazayım. 8'de 5. 8'de 5. Ya da başka bir okunuş şekli de var. O da 5 bölü 8. 5 bölü 8. İki farklı şekilde okuyabilirsiniz. Ve bu kesir basit kesir. Birazdan bileşik kesir ve tam sayılı kesiri de göstereceğim. Basit kesir olduğunda bir bütün bitmemiş oluyor. Bakın 3 parça kaldı. Ve basit kesir olduğunda üstteki sayı her zaman alttaki sayıdan daha küçük oluyor. Üst taraf küçük, alt taraf büyük olacak. Bir de birim kesir konusu var. Yine 3. sınıfta öğrenmiştiniz. Buradaki her bir parçaya biz birim kesir diyoruz. Yani bir kişinin yediği miktar. Şöyle 8'de 1 oluyor. Peki buradaki kesirin içinde kaç tane birim kesir var derseniz 5 tane birim kesir var. Bunu pay kısmına bakarak anlayabilirsiniz. Yani resim olmadığında karşınıza bir kesir geldiğinde pay kısmına bakarsınız. 5 tane birim kesir olduğunu anlarsınız. Burası da bakın birim kesir. Burası da birim kesir. Hem yazarak göstereyim. Burası da birim kesir. Ve burası da birim kesir. Yani 5 tane birim kesir var diyebiliriz. Peki bunu sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Şöyle gösteriyoruz. Bir sayı doğrusu yapıyorum. Ve sayı doğrusunda zaten bir tane bütünümüz var. Bir pasta bitmedi demiştik ya. Ve bir tane bütünü 8'e ayıracağım. Hemen 1'i yazmıyorum çünkü böyle ayırarak gideceğim. 8 parça yapacağım. Başladığım noktayı saymıyorum tabii ki. 1 parça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. parça yani 8. adıma geldiğimde bir bütün yapıyorum. Bakın aradaki boşlukları sayarsanız 8 parçaya ayırdığımı görürsünüz. Ve ne yapacağım? 5. adımı göstereceğim. Yine sıfırdan başlayıp tavşan gibi hoplayarak gidiyoruz. Sıfırı saymıyoruz. Bazen öğrenciler şöyle yapıyor. Buradaki çizgileri sayıyor. Yani 1, 2, 3, 4 böyle gidiyor, yanlış oluyor. Bakın 1 adım, 2 adım, 3 adım, 4 adım, 5 adım. İşte burası. Buraya bir işaret koyalım. Demek ki 8'de 5 kesri buradaymış. Şimdi ikinci, ha bunu da ismini de yazalım. Bunlara ne demiştik? Basit kesirler. Şimdi ikinci kağıdıma geçip bileşik kesirleri göstereceğim. Yine bileşik kesirler şöyle oluyor. Bir bütün pasta ya bitmiş oluyor hepsi ya da bir pasta yetmeyip ikinci, üçüncü pastalar da oluyor. Örneğin şöyle göstereyim. Yine bir bütün yapalım. Sonra bunu ayırayım da. İşte bunu yine 8'e ayıracağım. Ve bu pastanın hepsi bitiyor. Herkes buradan misafir çok gelmiş bu kez. Doğum gününde kalabalık var. Bir sürü arkadaş gelmiş. Bir pasta yetmiyor. Başka bir pasta daha getiriyor babamız. Ve onu da kesiyor annemiz eşit olarak böyle. Yine 8'e kesiyorum. Eşit yapıyorum.
Çünkü misafirler arasında haksızlık yapmamak lazım. Herkese aynı parçayı vermek lazım, değil mi? Bu pasta da bitiyor. Bu da bitmiş. Sonra bir pasta daha gelmiş. Üçüncü bir pasta. Gayet kalabalık bir doğum günü oluyor burada. Bunu da yine aynı eşit olarak keselim. Ve bu kez bu pasta yetmiş. Yani şu kadar daha vermişler misafirlere. 5 parça kalmış. Şimdi bunu nasıl yazacağız? Şöyle kesir çizgisini çiziyorum yine. Paydaya burada öğrencilerin yaptığı şu hata var. Hepsini sayıyorlar. Yani 8, 16, 24. Paydaya 24 yazıyorlar. Bu yanlış. Payda demek bir tane pasta kaça kesilmiş bunu söylemek demek. Yani paydamız 8 olacak. Yukarıya ise kaç parça yedik? Yani kaç parça verdik misafirlere? 8, 16, 17, 18, 19. İşte bakın bu şekilde. Ve okurken de 8'de 19 ya da 19 bölü 8 diye okuyoruz. Bu kesir bileşik kesir diyoruz bunlara. Demek ki bileşik kesir olduğunda üstteki sayı çok olacak ya da şöyle de olabilir sevgili öğrenciler. Mesela 10'da 10. Bir pastanın hepsi bitmiş. Bu da bileşik kesir. Ya iki sayı eşit olacak ya da üstteki sayı çok olacak. Ve bileşik kesirlerde peki birim kesir kaç tane var diye sorarsanız bakın yine pay kısmından anlarsınız. 19 tane birim kesir var. Yani illa hepsini tek tek saymanıza gerek yok. Pay zaten burada kaç kişinin yediğini bize söylüyor. Ve bunu sayı doğrusunda gösterirken de şöyle gösteriyoruz. Hemen çiziyorum. Şimdi bakın birinci pasta 8'e ayrıldı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu birinci pasta. Tabii birinci pasta yetmedi. Diğer pastayı da 8'e ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci pasta. Üçüncü pastayı da 8'e ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve buradaki 19 bölü 8 kesrini nerede göstereceğim ben? Sıfırdan başlayıp 19'a kadar gideceğim. Bakın gidiyorum 8 tane. 8 tane de burada 16. Sonra 17, 18 ve 19. İşte burası. 19 bölü 8. Şimdi burada bir sayı doğrusu göstermek istiyorum size. Örneğin bazen şöyle alıştırmalar çıkıyor karşımıza. Bir tane sayı doğrusu yapayım. Mesela şöyle bir 3, 4, 5'e ayırayım. 1 olsun. 1, 2, 3, 4, 5'e ayırayım. 2 olsun. 1, 2, 3, 4, 5'e ayırayım. 3 tane pasta olsun. Mesela şurada A harfi oluyor. Şurada işte B harfi oluyor. Diyor ki öğretmen veya kitapta bu A harfi ve B harfine denk gelen oradaki kesirleri yazın diyor. Öğrenci şu hatayı yapıyor. Şimdi bütün sayı doğrusunu sayıyor. Yani 3'e kadar. 5, 10, 15. Paydaya 15 yazıyor. İşte yanlış. Paydaya 15 yazmayacağız. Ne demiştik? Paydaya bir pasta kaça kesildiyse onu yazacağız. Yani bir pasta burada 5'e kesilmiş. Bakın birinci pasta, diğer pasta hepsi 5'e kesilmiş. O zaman payda 5 olacak. B harfinde de payda 5 olacak. Peki pay kısmı kaçıncı adımda A harfi? Bakıyorum 5, 6. adımda. Yani A harfi 6 bölü 5 oluyor. Peki B harfi 5, 10, 11, 12. adımda. İşte bakın bu şekilde göstereceğiz. Üçüncü olarak tam sayılı kesirleri de göstereyim. Bunu yazmıştık bileşik kesir olarak. Şimdi tam sayılı kesirlerde de şöyle oluyor. Bir örnek vereyim. Ben mesela pizzayı çok seviyorum. İşte pizzacı dükkanına gittim. Oradaki görevliden bir tane bütün pizza istedim. Dedim ki bir bütün pizza getirir misiniz? Hiç kesmediler. Hiç kesmeyin dedim. Ben bütün yemek istiyorum. Karnım çok aç. Ve bu pizzanın hepsini yedim. Hapur 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 çok karnım aç diye hepsini bitirdim. Sonra doymadım. Bir pizza daha söyledim. Bunu da hepsini bütün olarak hapur 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 yedim. Sonra biraz karnım doymaya başladı. Görevliye dedim ki diğer pastayı yani üçüncü pastayı bu kez dörde keser misin dedim. Dörde kesti. Sonra buradaki pizzadan da 3 tane yedim. Ve bir tane kaldı. Ben onu artık doydum. İstemiyorum dedim. Yani ben burada 2 tane bütün yedim. Bir de 3. pastayı, şey 3. pizzayı da pastada kaldı aklım. 3. pastayı da çok seviyorum çünkü. 3. pizzayı da 4'e ayırdım ve ondan da 3 parça yedim. Peki bunu nasıl ifade edeceğiz? Şöyle.
Şimdi kesir çizgisini çizelim. İki tane bütünü başa koyacağız. Kesir çizgisinin başına. Buna iki tam diyeceğiz. Sonra yan taraftaki kesir kısmına ise son pastayı ifade edeceğiz. 4'e ayırmıştık ve 3 parça yemiştim. Ve 2 tam 4'te 3 kadar yemiş oldum. Bunun okunuşu da böyle oluyor. Ve buna tam sayılı kesir diyoruz. Tam sayılı kesir. Şimdi burada birim kesir kaç tane var? Burada öğrenciler pay kısmına bakarak 3 tane olduğunu düşünmeyin. Bazen öyle düşünüyorlar. Hayır. Buradaki bu tam sayılı kesirde kaç tane birim kesir var diye bir soru karşınıza gelirse şöyle düşünün. Şimdi birinci pizzayı kesseydik 4'e kesecektik değil mi? Diğerini de 4'e kesecektik. Kesseydik yani. Öyle varsayalım. 4, 8 tane buradan çıkacaktı. 9, 10, 11 tane yemiş olacaktım. Yani buradaki 2 tam 4'te 3 kesirin içinde 11 tane birim kesir var. 11 tane birim kesir var. Yani ben görevliye deseydim, diğer pizzaları da keserek getirir misin deseydim, onları da 4'e kestirecektim. 4 tane bundan, 4 tane bundan, 8, 3 tane de bundan yiyecektim. 11 tane birim kesir olacaktı. Şimdi tam sayılı kesirlerde sadece pay kısmına bakarak kaç tane birim kesir olduğunu anlayamazsınız. Baştaki bütün olan kısımları da hesaba katmalısınız. Peki bunu sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Kolay. Şöyle bir sayı doğrusu çiziyorum yine. Sıfırı koydum. Sonra 1'i koyuyorum. Hiç kesmiyorum bakın. Hiç ayırmadım. Bir bütünü çünkü ne yaptım ben? Hapur hapur yedim yani. Kesmedim. İkinci bütünü onu da bütün halde yedim. Yine kesmedim. Sonra üçüncü olan pastayı, yani üçüncü olan pizzayı hala pasta diyorum. Evet. Üçüncü olan pizzayı 4'e kestik. Değil mi? Ve sonra ne yaptık? 3 parça yedik. Yani buradan sonra 3 parça daha gidiyorum ve şurası. İşte burayı işaretliyorum. Demek ki 2 tam 3 bölü 4 kesri buradaymış. Evet sevgili öğrenciler, bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Kesirler konusu tabii ki bu kadar değil. Daha kesirleri karşılaştırma var, kesirlerle problemler var, daha birçok bölümü var. Ama bir videoda bütün kesirler konusunu anlatırsak çok uzun sürer. Şimdilik kesirler konusunda bir giriş yapmış olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.